Merhabalar, bugün sizlere DART hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. DART, iç içe renkli halkalardan ve bunları kesen üçgen dilimlerden oluşan bir hedefe ufak okların yani dartların elle atılarak saplanması suretiyle oynanan bir spordur. Dünyada en yaygın oynanan türünde belirli bir skordan başlanarak geriye gidilir ve tam olarak 0 puana ilk ulaşan taraf o eli kazanır. TDK İngilizce kökenli dart'a karşılık olarak oklama sözcüğünü önermiştir. Dart, orta çağda okçular için bir eğitim oyunu olarak başlamıştır. İlk kez İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Hedefe daha iyi gitmesi için arkasına tüy ya da aparey takılan dart yaklaşık 16 cm uzunluğunda, nişan tahtası ise yaklaşık 45 cm çapındadır. Nişan tahtası 1'den 20'ye kadar değerlerin yazılı olduğu 20 puan dilimine bölünmüştür. Genellikle kırmızı renkle sembolize edilen ve boğa gözü olarak bilinen merkezi daire 50 puan değerindedir. Bunu saran küçük yeşil çember 25 puan değerindedir. En dıştaki çember hizasında yazan puanın 2 katı, içteki küçük çember hizasında yazan puanın 3 katı değerindedir. Geniş halkalar ise hizalarındaki puan değerindedir. Tahtadaki en yüksek puanlı bölüm 20 rakamının hizasındaki iç çember kesitidir. Dünya Dart Federasyonu standartlarına göre dart tahtasının merkezi yerden 173 cm yukarıda olmalı, dart tahtasından atış çizgisine olan yatay mesafe 237 cm olmalıdır. Yatay mesafe ölçülürken duvar değil, dart tahtasının oyunculara bakan yüzeyi baz alınır. Çoğunlukla hedef skorlara göre isimlendirilen dartın 301, 501, 701, Cricket High Score, Shanghai 301 Elimination, Split Score, Rapid Score olarak anılan çeşitleri vardır. Önemli uluslararası turnuvalarda en yaygın oynanan tür 501'dir. Oyunun amacı belirtilen alanlara 3 isabetli atış yapılarak skor tahtasındaki alanları kapatmaktır. Triple için skor tahtasında yer alan puanlardan birisinin triple alanına isabet ettirmek gerekir. Skor tahtasında yazmayan rakamların triple alanına yapılan atışlar geçersiz sayılır. Skor tahtasında yazan rakamlardan birisine 3 okun tek atışla isabet etmesiyle house atışı yapılmış olur. 20 puanlık dilim için örnek house atış alanı kırmızı ile işaretlenmiştir. Skor tabelasında yazmayan rakamlara yapılan house atışları geçersiz sayılır. Oyuncu double alanına yapılan atış sonrasında skor tahtası üzerine atış yaptığı rakama iki çizgi işaretleyebilir. Skor tahtasındaki tüm değerleri kapatan takım veya oyuncu oyunu kazanmış olur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.